3. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Gelenekselleşmesini umut ettiğimiz kongremizin bu yıl 3.sünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kongremiz öğrencilerimizin Ulu 421 seminer dersi kapsamında yaptıkları başarılı çalışmaları sizlerle paylaşmayı amaçlıyor. Öğrencilerimiz yaz döneminde çalışmalarını tamamladıktan sonra bölümümüzün değerli hocalarına jürilerde sunumlarını yapmışlardı. Bu jürilerde başarı kazanan çalışmalar bugün sizlerle kongre kapsamında yeniden buluşmuş oluyor. Ben bugün sunum yapacak sevgili öğrencilerime başarılarından ötürü tebriklerimi iletmek istiyorum. İsmen de anmak gerekirse Ezgi Darılmaz, Berkay Çetmen, Ayşegül Gülenç, Merve Nur Asma, Gizem Vural, Sevde Bolat, hepinizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Her yıl olduğu gibi kongremizde öğrenci panelleri öncesinde değerli bir hocamızın açılış konferansı yer alacak. Bu yılda bölümümüzün saygıdeğer hocası Profesör Doktor Turul Arat davetimizi kabul etti. Kendisine bizi kırmadığı için ve etkinliğimizi onurlandırdığı için de çok teşekkür ediyorum. Turul hocamızı hepimiz tanıyoruz yakından ama onun birikimlerini ve başarılarını kısaca anımsatmak isterim. Profesör Doktor Turul Arat, ilkokul Ankara'da, Talaş Amerikan Ortaokulu'nu Kayseri'de, liseyi de İstanbul Robert Koleji'nde tamamladı. Lisans ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Profesör Arat, aynı fakültede asistan olarak çalıştıktan sonra fakültenin Uluslararası Özel Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku ana bilim dalı başkanlıklarına atandı. Turul hocamız aynı zamanda ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Özel Hukuk ve Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku derslerini de verdi. 1988-97 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. 1988-1994 yılları arasında da müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1985-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Ekonomik İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Bu ana bilim dalı Turul hocamızın girişimiyle kurulmuştur ve doğrudan enstitüye bağlı olarak 20 yılı aşkın bir süredir 6 branşta lisansüstü eğitim vermektedir. Turul Arat 1989 yılında Avrupa Toplulukları İlişkiler Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı'nın Avrupa Toplulukları ile İlişkiler Başkanlığı Hukuk Eğitim İzleme Daire Başkanı görevi üstlendi. 1992-2000 yılları arasında aynı teşkilatta AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü. 1998 yılı sonundan 15 Ocak 2000 tarihine kadar da müsteşar yardımcılığını vekaleten yürüttü. Turul Arat hocamız Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Avrupa Vakfı kurucuları arasında yer almaktadır. 1997-2006 tarihleri arasına kuruluşunda doğrudan katkı sunduğu Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Yine Turul hocamız Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi yani ATAUM'un yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Profesör Doktor Arat 2003-2008 yılları arasında International Institute for the Unification of Private Law UNITROIT icra kurulu üyeliğinde de bulunmuştur. Hocamız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği görevinden emekliye ayrıldıktan sonra 2006 yılında üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliğine başlamıştır. Kendisi aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümünün bölüm başkanlığını da yürütmüştür. Hepinizin bildiği üzere bölümümüzde Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku derslerini de vermektedir. Bugün kendisinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde gündem başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Konuşması öncesinde teşekkür etmek istediğim birkaç isim daha var. Onları da anmak isterim. Hocamızın sunumunun ardından kısa bir kahve arası verdikten sonra öğrenci panellerimiz başlayacak. Öğrenci panellerinde oturum başkanlığı yapmayı kabul eden değerli hocalarımız Bahadır Pehlivan Türk ve Zeynep Dağ'a da teşekkür etmek istiyorum. Ulu 421 seminer dersi kapsamında öğrenciler bu aşamaya gelene kadar dediğim gibi bölüm jürilerine girmişlerdi. Bölüm jürilerinde yer alan verdikleri önerilerle öğrencilerimizin eserlerinin gelişmesine katkı sunan bölüm hocalarımıza da ayrı ayrı hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak etkinliğimizin hazırlanmasında yardım, destek ve emekleri için araştırma görevlilerimiz Aslı Emel Saat'a, Çağrı Pehlivanlı'ya ve Emre Ünür'e de çok teşekkür etmek istiyorum.
Sözlerimi burada noktalarken hepinize etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sahneyi değerli hocamız Tuğrul Arat'a bırakıyorum. Teşekkürler. O bakımdan tabii zor olacak. Evet, aslında ben teşekkür ederim. Gülsar beni unuttum. Daha önce yaptığım bir takım işleri de bana hatırlattı. Ayrıntılı bir biyografi sunarak sağ olsun, teşekkür ederim. Böylece artık beni iyice tanımış oldunuz. Evet, ben aslında tabii bu toplantı düzenleyen bizim bölümümüzün başkanı ve ayrıca da hocamız Gürüz Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Beni böyle bir şeyde onurlandırdıkları için, böyle bir toplantıda onurlandırdıkları için. Ben geçen sene de dinledim. Gerçekten çok başarılı bir çalışma aslında. Benim ümidim ve de önerim, zaten konuşmuştuk Gürüz Hoca'yla, onun da zaten hayali o. Bunun süreklilik kazanması, Sayın Dekanım da burada tasdik ediyor beni, süreklilik kazanması ve bu şekilde bir hani geleneksel bir etkinlik haline getirilmesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün geleneksel etkinliği haline getirilmesi bakımından ben inanıyorum. Geçen senekiler çok başarılıydı, bu senekilerin de öyle olacağına inanıyorum o sebeple. Derslerde göstermediğiniz başarıyı ödevlerde gösteriyorsunuz. Ayrıca da bunu kutlamaya değer. Evet, özellikle sevdiği bu bakımdan. Evet. Evet, konumuz Avrupa Birliği'nin Türkiye ilişkilerinde gündem. Aslında böyle bir gündemin tek kelimeyle kapatılması da mümkün, yani şu anda gündem boş diyerek de kapatmak mümkün. Ama tabii öyle olmayacak. Buraya kadar çağırdılar, lütfettiler, bana bu imkanı verdiler. Ben de ona göre ufak tefek bir hazırlık yapayım dedim. Çok mu hazırlık yaptım? Yapmadım çünkü çok hazırlık yapmaya gelecek bir durum yok hakikaten. Onun için eski defterleri karıştırmak gerekiyor. Olsa olsa. Bir de gerçek olan bir şey var hakikaten. Bu şeylerde, yani bu Avrupa Birliği konusu aslında olağanüstü komplike bir konu, olağanüstü karışık bir konu. Her birinin konuşması doğru mu değil mi, onu ben her zaman düşünürüm. Dolayısıyla Türkiye'de her birinin konuştuğu bir konu istedik yani. Bu bakımdan, şimdi değerli bir arkadaşım var burada, Cuma günü Avrupa Birliği doçentliğini kazanan bir arkadaşımız, Servet Avyanak. Aynı zamanda yargıç kendisi. Onun sınavda sorduğu bir soruyu söyledi bana. Uluslararası hukuk hocası demiş ki, işte Avrupa Birliği hukuku demiş, uluslararası hukukun bir alt dalıdır demiş. Bizde ben Avrupa Birliği hukuk düzenini sınavda sorduğum zaman bu cevabı sakın vermeyin, sınıfta kalırsınız. Çünkü fahiş hata dediğimiz bir şey Avrupa Birliği hukuku için. O dedi ki bana bunu sordular dedi. Tanıyor da beraber. Ondan sonra tasdik etmek zorunda kalmış. Jüride de bir tek Avrupa Birliği hukuk hocası var. Önce ona baktım diyor. O anlayışla karşılayacağını ifade eden bir hareket yapmış yüzüyle. Onun üzerine diyor, çünkü diyor öyle desem o kızacak, böyle desem bu kızacak. Sonunda oradan aldım cesaretle diyor. Tasdik ettim ama hocam diyor, yalan söyleyip doçent oldum diyor. Bu kısmını ben ekledim galiba. Evet, işte bu, bunun için aslında şey bir konu. O nedenle gündemi takip edebilmek veya gündemi iyi saptayabilmek için bana göre Avrupa Birliği'nin geçmişine şöyle bakmak lazım. Avrupa Birliği'nin değil tabii. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin. Ama Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine şöyle bakmak lazım derken de tabii bir şey hatırlatmak lazım. Niye? Avrupa Birliği nedir?
Ama bir entegrasyon hareketidir. O bakımdan belki geçmişe doğru bir inmek gerekiyor. Ya Alman geleneksel bir sevdası aslında entegrasyon. Sebepler çok eskilere dayanıyor. Onun için geçmişe bakmak lazım, mantıklı için. Yani ta Dante'ye kadar gidiyor. Daha eski eskilerde vardı da bizim tespit edebildiğimiz yazılı istek şeklinde ve düşünce biçiminde inşa edecek şekilde Avrupa Birliği, Avrupa'nın entegrasyonunu ortaya koyan Dante olarak kabul ediyor. Ve Avrupa Birliği'nin entegrasyonunda iki görüş var karşı karşıya gelen. Önceki geleneksel görüş dediğimiz işte Dante'nin öncülüğünü yaptığı görüş. Dante Avrupa entegrasyonu şey için istiyor. Kafirlere karşı Avrupa'nın daha iyi mücadele etmesini sağlamak için. Yani bir tabii o zaman Dante koyu bir Katolik ve Katoliklerin dışında kalan herkes kafir kabul edildiği için bu kafirlere sadece şey girmiyor, Müslümanlar girmiyor. Aynı zamanda bu Ortodokslar giriyor. Doğu Hristiyanları da Katolikler için en az Müslümanlar kadar kafir kabul edilen bu sosyal gruplar. Dolayısıyla da kafirlere karşı birleşelim ve onların Avrupa istilasına engel olalım. Ve hatta gerekirse onları şimdi buldukları yerlerden de doğuya doğru sürelim fikrini ilk ortaya atan ve çok şiddetli şekilde savunan, şiddete dair bir Avrupa bütünleşmesini savunan bir görüş sahibidir. Ünlü İtalyan şairi. Bu bakımdan da ilginç bir bilgidir tabii. O, bu görüşe biz hep şey diyoruz, geleneksel görüş diyoruz. Çünkü bunun karşısında uzun bir zaman sonra tabii Avrupa'nın tekamülünden sonra, çünkü Avrupa'da tabii bir de bu görüşe Katoliklerden sonra Protestanlar da katılmışlardı. Yani Katolik Protestan Birliği olarak Avrupa Birliği düşünülmüştür. Uzun bir dönemden sonra Emmanuel Kant'ın önderliğinde Avrupa Birliği dine dayalı bir topluluk olamaz. Dine dayalı topluluklar gelişmeyi durdurur. Çünkü kapalı topluluklar haline gelirler. Uygarlaşma mümkün olmaz. Aksine çok kültürlülük uygarlaşmayı sağlar. Dolayısıyla bir Avrupa uygarlık projesi hazırlanması için çok kültürlü bir proje olmasını sağlamak lazım. Bunun için de dine dayalı değerler yerine akla dayalı değerler, objektivist değerler, yani objektivizmin getirdiği değerler. Tabii ki rasyonalizmi esas öne koyuyor. Arkasından da laikliğin getirdiği değerler. Ve bu değerler tabii şeyinde çıkmış olan, yükselmiş olan siyasi, ekonomik ve hukuki yapılar çerçevesinde ancak bütünleşme olursa o takdirde onun altında yani bu değerler, üst değerler olacak, onun altında herkes kendi kültürünü, kendi dinini, kendi mezhebini, kendi anlayışını yaşayacak. Ve böylece birlikte yaşamanın getirdiği fikri çoğulculuktan da dinamizm doğacak ve dinamizm de üretkenliği, üretkenlikle vefa getirecek. Ve insanlar ayrıca vefa sahibi olunca da daha çok yeni şeyler üretmeye yönelecekler. Buluşa geçecekler, inovasyona geçecekler ve böylece de insanlık ilerleyecek. Şeyin, Kant'ın görüşü bu. Ve Emmanuel Kant'ın görüşü doğrultusunda da biz diyoruz ki modern görüş diyoruz buna. Öteki geleneksel görüş olunca Avrupa'da bu da modern görüş diyor. Modern görüş oluşuyor. Bugün de Avrupa'da bu iki görüş vardır. Ama tabii ki Kant'ınki kadar şiddetli bir düşmanlık hedefine dönük bir bütünleşme savunmamakla beraber geleneksel görüş günümüzde hala Avrupa'nın asıl medeniyet projesinin bir Katolik Protestan projesi olması gerektiğini ve bu değerleri dayalı olarak elde edilmiş. Tabi bunun hikayesi çok uzun, anlatmayacağım ama hala o görüş. Kim bunlar? Bu görüşün tabi önderliğini kimler yapıyor? Avrupa'da Hristiyan Demokrat Partileri yapar. Hristiyan Demokrat Partileri'ni çekerler. Dolayısıyla Hristiyan Demokrat'a kalırsa hala Avrupa orada olmak gerekiyor. Ama bakın gördük ki olmaz değil mi? En azından bugün neye bakıyoruz? Ortodokslar içeriye girdi. Yunanistan'ın girişiyle beraber Avrupa'nın kapısı zaten o zaman özellikle Alman Hristiyan Demokratları Avrupa'nın kalesi yıkıldı dediler şeye girdiği zaman. Yunanistan içeriye girdiği zaman
Avrupa'nın kalesi yıkıldı dediler. Girdim, ondan sonra tabii o kalenin yıkılmasından istifade ederek diğer değer sahibi mezhepler ve görüşler, kültürler de Avrupa'ya girmeye başladılar. Ve bu da gösteriyor ki artık geleneksel görüş vardır ama çok daha yumuşamış ve farklı bir bazat oturmuştur. Ama bugün hala Hristiyan demokrasilerin iktidarda olduğu dönemlerde ve Avrupa'nın genişlemesi söz konusu ise o dönemde şey dışında, yani demin bahsettiğimiz ayrım çerçevesinde bir genişleme söz konusu olabilir. Örneğin bir halkının çoğunluğu Müslüman olan bir devlet Avrupa Birliği'ne giremez. Yani giremez dediğim şu, Hristiyan demokratların çoğunlukta olduğu dönemlerde demek istiyorum bu. Ender olmak kararlar oluyor. Mesela son yıllar bunun en önemli kanıtıdır. Sosyalist görüşler, sol görüşler geriye doğru çekildiği için Avrupa'da Hristiyan demokrat görüş öne çıkmış ve bayağı da hakim duruma gelmiştir. Birçok devlette de söz sahibi hale gelmiştir. İktidar elinde bulunduğumuz hale gelmiştir. Dolayısıyla da son yıllarda böyle bir genişleme zaten söz konusu olamaz. Ama ileriye dönük olarak tabii bu hiçbir